i̇bn Abbas hazretlerinden nakledilen bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Hamsun bi hams. Beş şey beş şeye mukabildir. Galu ya Resulallah. Dediler ki ey Allah'ın Resulü. Ve ma hamsun bi hams. Beş şey beş şeye mukabildir ne demektir? Gal. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyurdu ki, ma nazaqamun il ahd bir kavim Allah'a verdiği sözü bozarsa, illa sullite aleyhim aduvhum onlara düşmanları musallat edilir. Vema hakemu bi gayrima enzal Allah bir kavim Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmederse illa feşa fihimul fak onların içinde fakirlik çoğalır. Ve la zaharet fihimul fahişe bir toplumda zina yayılırsa illa feşa fihimul mevt onların içinde ölümler çoğalır. Ve la taffaful mikyal bir toplum ölçüyü eksik ederse nebatattan men edilirler. Yani bitkiler yeşermez ve kuraklık senelerine yakalanırlar. وَلَا مَنَعُ الزَّكَا Bir topluluk zekat vermezse illa حُبِسَ اَنْهُمُ gat Onlara yağmur yağdırılmaz. Bu hadis-i şerifte beş günaha mukabil Allah'ın beş azabını öğrendik. Bir, Allah'a verdiğimiz sözü bozarsak Allah düşmanlarımızı musallat ediyor. İki, Allah'ın hükümleriyle hükmetmezsek fakirlik çoğalıyor. Üç, zina yaygınlaşırsa ölümler çoğalıyor. Dört, ölçüde hile yaparsak bitkiler yeşermiyor ve kuraklık başlıyor. 5. Zekatı vermezsek yağmurlar kesiliyor. Şimdi halimizin sebebini anladınız mı? Allah anlamayı ve tövbe etmeyi nasip etsin. Amin.